Kumlar var içimde. Ama ne dediler? Birisi 10 milyar dedi. Büyük göğüsleri yüzünden hayatı kabusa dönen 55 yaşındaki Gülsen Yıldız, Zahide Yetiş sayesinde yeniden yaşama bağlandı. Allah'ım, Allah'ım yavrum, kurtarın beni bundan. Beni bundan kurtarın Rabbim, her işinizi dünyada razı getirsin. Hatırlayacak olursak 55 yaşındaki Gülsen Yıldız büyük göğüsleri yüzünden oldukça zor günler geçiriyor, sağlık sorunları peşini bırakmıyordu. Beni bundan kurtulmak istiyorum yavrum, kurtulmak istiyorum bunlardan. Hayatımı çok kötü etkiliyor, yazın nefes alamıyorum yazın. Yazın nefes alamıyorum, ellerimde böyle beton üstüne koyuyorum, balkonda bunları beton üstüne koyuyorum, öyle nefes alıyorum. Çok ağırlık veriyor canım yavrum. Göğüsleri yüzünden nefes almakta zorlanıyor, psikolojisi olumsuz etkileniyordu. Belim, sırtım, omuzlarım kopuyor. Birisi böyle kaldırsa da ben böyle annemden doğmuş gibi oluyorum. Evet, çok kötü bakıyorlar bana. Şimdi yolda gidiyorum. Yolda gidiyorum bana. Şimdi o ona kakıyor böyle. Baksana diyor, şuna diyor. Benim de çok psikolojim bozuluyor. Hiç inanır mısın yavrum, bak aha abdestimi aldım, namazımı kıldım, oturuyorum. Bir yere gitmek istemiyorum bu böyle bu vaziyetimle, işte gitmek istemiyorum. İnsanların bakması benim psikolojimi çok bozuyor. Ne yapayım yavrum, Allah verdi, ben ne yapayım yavrum. Çok sıkıntılar çeken Gülsen teyze tedavi olmak istemiş ama maddi imkansızlıklar yüzünden maalesef ameliyat olamamıştı. Korkular var içimde yani, ama ne dediler, birisi 10 milyar dedi, birisi 8 milyar dedi, biri 9 milyar, biri 6 milyar dedi. Benim de gücüm yok yavrum, gücüm yok. Çocuklarımın sıkıntısı var, ben de onları böyle sıkıntıya sokmak istemiyorum sıkıntıları varken. Tam bu esnada Gülsen Hanım'ın imdadına Zahide Yetiş'le ekibi yetişti. Çok zor durumdayım. Bana sihirli ellerini dokundur ne olur Zahide. Ay estağfurullah, estağfurullah, ne olur. Estağfurullah. Fatih Hocam, ben size emanet etmek istiyorum. Bir an önce göndereyim, bir bakın lütfen. Muayenenizi yapın. Sadece bana ameliyat günü söyleyin. Hatta ameliyatta da beraber girelim. Biz de teşvik edelim. Olur mu? Muhteşem olur. Çok memnun olurum gerçekten. Canlı yayından sonra yardım çağrısına kulak veren estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Fatih Dağdelen, Gülsen Yıldız için bir umut oldu. Yeniden doğmuş gibi olacağım. Sevgili izleyenler, Gülsen teyzemizle birlikte hastanemize Fatih Dağdelen hocamızın yanına geldik. Peki bu kadar çabuk olacağını düşünüyor muydun? Kesinlikle. Ömrümün çok sevinçliyim, çok mutluyum. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum mutluluğumu. Kendimi yenilik hissedeceğim. Annemden doğmuş gibi hissedeceğim kendimi. Hadi Fatih Hoca'nın yanına doğru gidelim. İnşallah. Gülsen Hanım'ın ameliyatını üstlenen estetik ve plastik cerrahi uzmanı doktorumuz Fatih Dağdelen, rahatsızlığıyla ilgili bakın neler söyledi. Şimdi düşünün, boynunuza bir tane elma, bir tane portakal ya da patates, soğan deyin. Nasıl derseniz deyin. Asın. 5 kilo. İkişer kiloluk, ikişer buçuk kiloluk asın ve onunla yaşamaya çalışın. Ne kadar zor bir şey olduğunu gerçekten yaşarsınız. Ve Gülsen Hanım bunu her gün yaşıyor, her gün bunu hissediyor. O yüzden amacımız onu bu yükten kurtarmak. Kontrollerden sonra Doktor Fatih Dağdelen Gülsen Hanım'a hayatını kabusa çeviren büyük göğüslerinden kurtarma sözü verdi ve bize de kendisini dualarla ameliyata uğurlamak düştü. Birazdan alacağız sizi. İnşallah. Vaktimiz geldi. İnşallah doktorum. Şimdi bir çizimlerimizi yapacağız. İnşallah. Ondan sonra da başlayacağız Allah izin verirse. Ondan sonra sana güveniyorum doktorum. Teşekkür ederim. Ameliyatın ardından Zahide Yetiş ekibi Gülsen Yıldız'ı hastanede de yalnız bırakmadı. Gülsen teyzeciğim, geçmiş olsun. Canım doktorum. Çok güzel oldu göğsünüz. Yaklaşık 7 kilo çıkardım. 7 kilo. Sağ olun, sağ olun. Ben sizin elinizi öpeyim. Ay kuzum benim. Allah'ım tükenme ekmek yiyin. İkiniz de tükenme ekmek yiyin. Amin amin. Herkese nasip etsin. Ne muradınız varsa versin. Allah'ım ikinize de. Amin. Hepimize. Allah'ım. Hepimize. Bizi izleyen çok herkese mutluyum. Dua et. Rüyada. Kimin duası kime geçecek belli olmaz. Evet. Rüyada mıyım? Neydeyim bilmiyorum Allah'ım. Cimciriyim mi? Çok mutluyum. Kendine gelmen için. Vallahi bak Serdar abim dedi ki ben görsem inanmazdım dedi. Ciddi mi dedim? Siz canlı gördünüz. Hanımefendi geldiği zaman buradaydım.
Hani ağlayarak geldi. Ya. Ama ben buraya gelmeyip televizyonda seyretmiş olsaydım kesin derdim ki ya insanları aldatıyorlar. Nasıl? Yani o kadar görünen... büyük bir göğüslerden ya. Böyle bir şey ve teyzem geldiğinde ağlıyordu. En az 5 yaşta gençleşmiş. Hocam sizin elinize de sağlık. Doktor Fatih Dağdelen bizimle beraber doktorumuza bir alkış rica edeceğim. Gerçekten şimdi eski görüntüsünü de görüyoruz. Evet. Çok büyük bir yükün altından kalktı. Evet. Fatih Hocam şimdi size ameliyatın ayrıntılarını soracağım. Her şeyden önce elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ama sağ olun. Gülsen anne, seni uyuttular. Ameliyata gittin. Evet. Çıktığında? Çıktığımda yepyenilik oldum. Sanki hocam sihirliydi böyle. Allah'ım bana ne bileyim çok huzur, mutluluk verdi. Böyle... Allah sana nasip etti, bizi vesile kıldı doktorumuzla beraber. Evet, Allah. Genç kız gibi olmuşsun sen. Evet, Rabbim ikinizden de razı olsun. Senden de razı olsun. Allah'ım. Akşamları rahat yatabiliyor musun? Çok. Şu anda ama zaten 4 günlük yani 4 gün öncesinde şöyle bir çevireyim seni de. Hiç ağrım acım yok. Hiç ağrın acın yok. Yok şükürler olsun. Maşallah. Kaç kilo almışlar biliyor musun göğsünden? 7 kilo almışlar. 7 kilo? Evet. Yani müthiş bir rahatlama. Evet. Peki eski halin ve yeni halini görüyoruz şimdi. Birazcık daha bir uzağa gidin. Aman Allah'ım ne? Sen böyle mi duruyordun balkonda? Evet yazın öyle duruyorum. Artık öyle durmayacaksın. Evet. Göğsünü gere gere çıkabilirsin evet, şimdi. Evet inşallah sizin sayenizde. Estağfurullah. Fatih hocamın sayesinde. Canım benim. Gerçekten en büyük değişiklik ne oldu hayatında bu operasyondan sonra? En büyük değişiklik yani annemden doğmuş gibi oldum. Yeniden doğmuş. Bütün sıkıntılarımı unuttum. Hangi sıkıntıydı? Sanki dünyaya onunla? Daha yeni bakacağım yani yeni doğmuş gibiyim böyle. Belin ağrıyordu şimdi var mı Belim, ağrı? Omuzlarım kopuyordu yürüyemiyordum hiç. Şimdi? Şimdi oturduğum yerden böyle çok yerine kalkıyorum. Çabuk kalkıyorsun. Evet. Peki sendeki değişimi fark edenler oldu mu? Çok. Kimler oldu? Kızlarım, komşularım, akrabalarım hep şaşıyorlar. Hayır. Allah'ım bu ne diyorlar? Hadi hocamın sayesinde. Evet. Gerçekten genç kız gibi. Eski bak bu eski alışkanlık hep kapatmaya çalışıyor görüyor musun? Eski alışkanlık örtmeye çalışıyor. Peki Doktor Fatih Dağdelen elinize sağlık tekrar. Teşekkür ederim sağ olun. Operasyon riskli bir operasyon muydu? Şimdi gerçekten hastamız yaş grubu olarak ileri bir yaş grubu olması itibariyle anestezi alması bizim için en önemli problemdi. Hatta anestezi doktorumuz, dahiliye hekimimiz hepsi gördü hastamızı. Biraz tansiyonu yüksekti ve biz hastamızı ilk gün ameliyata almadık. Biz aslında perşembe günü yapmayı düşünüyorduk. Ama perşembe günü yapmadık. Bir gün bekledik. Bütün değerlerin normal olması için ve doktorlarımız bir takım ilaçlarla destek verdiler. Çünkü... Hangi hastalıkları var tekrar sayalım mı? Şeker var. Var. Tansiyon. Var. Evet. Kolesterol. Var. Evet. Hocama bakıyor var mı diye. Evet. Tamamen artık ona emanet. Bütün bunlar... Şimdi 200'e yakın tansiyonu vardı. Küçük tansiyonda 110 civarındaydı. Hakikaten bu kadar yüksek tansiyondu. Şimdi normal bir ameliyat olsa problem değil ama meme küçültme dediğin zaman biraz estetik oluyor. Tabii estetik olduğu için de ister istemez biz böyle çok ince ele hep sık dokuyoruz. O yüzden bir gün hastamızı bekledik ve değerlerini normal haline almaya çalıştık. Ertesi günde ameliyatımızı yaptık. Bir yan dur. Yani şöyle ben de gösteremiyor muyum? Ay evet. Hiçbir şey kalmamış. Yani buradan hiçbir şey kalmamış gibi öyle var ama. Genç kız gibi olmuş maşallah. Yüzü gülüyor bir kere ya hiçbir şey olmasa müthiş moral. Ben 10 yaş geri gitmiş bence. Allah'ım bin kere razı olsun. Senden ömrümün, ömrümün sonuna kadar. Öyle deme deme ne oldu. Fatih hocama Zahide'm sana ölene kadar dua edeceğim. Biz de sana öyle ailemiz İnşallah. Böyle bir aile her gün büyüyor. Seymen de ameliyata girdi küçük çocuğumuz bugün. Allah'ım acı dua şifalar et, senin versin. Gibi böyle gül oynaya çıksın İnşallah. O da inşallah. Allah'ım acı şifalar i̇nşallah. Versin Rabbim. Peki şimdi senin gibi izleyenler varsa... Benim de görselim çok büyük ama hani korkuyorum, çekiniyorum, bu işi yaptırabilir miyim diyenler. Evet. Kimler bu operasyonu olabilir, kimler olamaz? Şimdi her şeyden önce göğsü büyük olan herkes bu ameliyata olabilir. Eğer sağlık şartları el veriyor ise. Yaş grubu olarak 14-15 yaşında bile, bakın çok genç yaşlarda yani nasıl diyeyim küçük çocuklardan bile bahsedebilirim, yapılabilir. Çünkü çocuklar için bazen çok ciddi anlık psikolojik problem oluyor okul hayatlarında, normal yaşamlarında. Tabii onların en büyük endişesi, ailelerinin en büyük endişesi acaba doğum yapar, süt verebilir mi, doğum yapabilir mi? Ki bu onların en büyük endişesi. Hı hı. Yani gençlerde böyle bir endişe oluyor. Tabii, yapabilir mi peki? Hayır. Biz süt dokusuna dokunuyor musunuz? Süt dokusunu mutlaka koruyoruz. Yani gençse süt vermek istiyorsa eğer bu tip hastalarımızda mutlaka süt bezi kanallarını koruyoruz.
Bunu koruduğumuz için de hastamız daha sonrasında süt verebilir, doğum yapabilir, hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Yaş grubu ileri yaş grubu olanlar, yani doğum yapmayacak ya da sütle ilgili problemi olmayan kişiler için ise böyle bir şey söz konusu değil. Biz onlarda yani istediğimiz kadar çıkarabiliriz. Süt bezlerini korumak zorunda değiliz. Gülsen teyzemiz için de bu süt bezlerini korumak zorunda değildik zaten. Çünkü 7 kiloluk bir dokudan bahsediyorum. Ameliyat gerçekten aslında kolay bir işlem. Zor size bir ameliyat. Size kolay tabii ama. Yani benim için büyük olması ya da küçük olması çok önemli değil. Yani Gülsen teyze benim yani 7 kilo çıkardım ilk hastam değil. Hatta bundan en fazla kaç kiloydu? 10 kilo çıkarmıştım. Bir süre önce 10 kilo da çıkardım. O kişinin yaşam standartını düşürün nasıl düşüyor. Evet. 10 kiloyu bağlasam buramız 2 metre gidemeyiz yani. Peki Gülsen teyzeciğim ben seni çok ayakta tutmayayım tamam mı? Sen otur. Çok da fazla hareket etme. Hala nekat dönemindesin. Tam böyle genç kız gibi dolaşıyorsun ama. Ben teşekkür ederim. Ay Zahide. Canım benim. Zahide. Ben seni yerine götüreyim. Sonra doktorumuza da konuşmaya devam edeceğiz. İşte insanları mutlu etmek ne kadar güzelmiş. Allah ömründen ömür versin ikinize. Estağfurullah. Sen ömrünü yaşa en güzel şekilde. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sihirlerin dokundu bana. Allah'ım bin kere razı olsun senden. Teşekkür ederim. Senden de razı olsun. Tamam. Seni yormayalım. Sen yavaş yavaş yerine git. Artık tutmayayım bile ben. Yine dikkat ediyorum ama. Gerçekten rahattım. Yani ağrısı sığısı olmayan bir işlem. Güzel.